Turancığım bak, Erzurum'u iyi görmek için, iyi keşfetmek için ağacın dalından olmaz. En güzeli Palan Döken'in dağına çıkacaksın. İzleyin. Selamun aleyküm uşaklar. Vay aleyküm selam Türen. Hoş geldin abici Türen. Hoş bulduk Yunus. Bir şey içer mi sen? Ula bana bir bardak su ver, böcünüyle korktum ki arkadaş. Hayırdır, niye korktun ki? Çekli çavuğuna gitmiştim. Dönüşü karşıma bir tane ayı çıktı. Çekip vuraydın hemen. Nereye vuruyorsan mermim kalmamış. Ya hani sen her gün yanında 40 tane mermi taşırdın, mermilerine ne oldu? Ne bileyim kardeş. Hatta tek mermiyle 3 tane çekli vurup o kadar da idareli kullandım. Dönüşünü de harcamışım. Şimdi sen tek mermiyle 3 tane keklik vurdun, öyle mi? Ya kardeş, her keklice mermi ziyan etmeyeyim dedim. Ayı karşına çıktı, mermin de yok. Kaçaydın hemen. Nereye kaçıyorsun oğlum? Uçurumun kenarındayız. Peki nasıl kurtuldun? Baktım ki yanımda bir tane ağaç. Ağacın dalına sıçrayayım dedim. Ola ilk defa doğru bir şey söyledin. O anda da ayı bana taraf koşmaya başladı. Tamam işte sıçra ağacın dalına. O anda sıçranacak mesafede değil idi. Ağacın dalı tam 5 metre yükseklikte. 5 metre mi? He 5 metre. Neyse. Ayı tam beni yakalayacak. Sıçradım ağacın dalını tutmaya çalıştım. Yakalayabildin mi o 5 metre yüksekliğindeki ağacın dalını? Sıçrayan da yakalayamadım. Düşerken yakaladım. Ne? Demek o kadar korkmuşam ki 20 metre yüksekliğe çıkmışam. Ama yukarıdan da Erzurum öyle güzel görünür, öyle güzel görünürdü ki. Ne? Nasıl? Ha var. Gülüyor. Haftaya gideceğim o Trabzon iline. Haftaya gideceğim o Trabzon iline. Kurban olayım gülüm da gözünün pipiline. Kurban olayım gülüm gözünün pipiline. Ya Yunus, biz ne zaman evleneceğiz? Türkü söylerken bile aklımda onu düşünüyorum. Düşünüyorum şimdi. Salı günü evlenemek, salı sallanır. Çarşamba, çarşamba dolanır. Perşembe, perişanlıktır. Cuma, mübarek gün ibadet edecek. Cumartesi, pazar, benim dükkanın en yoğun olduğu gün evlenemek. Pazartesi günü de haftanın ilk günü kimse gelmez diyor ne? Buldum. Salatesi. Ya Yunus sen benden evlenmek istemiyorsan. Abi de koklandığım çiçekte bile seni hissede seni duyarım. Senle yatı senle kalkarım. Hatta ben evimizi bile düşündüm. Sadece pencerenin renklerinde karar veremedim. Sarı mı olsun, yeşil mi olsun, mavi mi olsun, kırmızı mı olsun ama camları çift cam olacak. Ya Yunus ne çift camı? Ben tek camı silmekte zorlanıyorum. Çift camla kim uğraşacak? Nasıl? Yunus, hem evlendikten sonra ben senin bütün dertlerini, bütün sıkıntılarını paylaşmak istiyorum. Ama gülüm benim hiç derdim yok ki. Hele dur evlenmedik ki daha. Nasıl? Efendim, güzel sinema filmleri çekenler her yıl Antalya Film Festivali'ne katılırlar. Bakalım bu bizimkiler hangi filmle katılmak istemişler? İzleyin. Olay Reşat, ne iyi oldu yürüyüşe çıkmamız. Hava da çok güzel. İçim açıldı be. He valla çok iyi oldu ha. İyi ki çıkmışız. Gülo, bu karşıdan davar gibi koşan Feyzo değil mi? He Feyzo dur. Ulan niye bu böyle hızlı hızlı koşuyor? Bilmem ki bir şey mi oldu acaba? Hele bir durdurup soralım. Aho 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 çiş 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 çiş. Ula oğlum böyle hızlı hızlı nereye koşuyorsun sen? Ula Reşo çok mutluyum, çok sevinçliyim lan. Hayallerim artık gerçek oluyor. Ula niye mutlusun? Antalya Film Festivali'ne katılacağım. Antalya Film Festivali mi? Peki neyle katılacaksın? Aha bununla katılacağım. Ula bu nedir? Canan'ın akciğer filmi. Doktor dedi ki maşallah sapasağlam bir film. Ben gidiyorum ha yetişmem lazım.
yapmış? Gülü, kız geçen gün sana da film çektirmiştik, böbrek filmi. Doktor ona da sağlam demişti. Hadi kız gel biz de onunla katılalım. Vış. Böyle gitmez ya. Bir de şey diyorlar. Alo. Everybody. Ulan oğlum bu da kim? Görmüyor musun oğlum? Turist. Hello diyor. Turist mi? Ulan vallahi bunda döviz çoktur ha. Hemen kafalayalım la bunu. Vallahi doğru diyorsun. Hep senin otelde kalır. Gelsin paralar. Tamam tamam. O çağırsana yanımıza. Şşt la turist kardeş. Welcome, welcome, welcome. Gelsene lan. Ulan gel. Oğlum ne bağırıyorsun sen? Oğlum turist konuştum anlasın diye. Sit down. Oturmak sen oturmak rahat. Okay. Hello. Hello, 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 hello. Yeter lo. Ulan oğlum bağırmadan konuşsana ya. Lan oğlum bağırmazsan bu adam ben nasıl anlayacak? Salak. Ya asıl salak sensin ha. Ulan oğlum bu adam sağır değil ki. Turist, turist. turist efendi sen var Türkiye'yi gezmek, beğenmek. Aa okey çok beğenmek. Türkiye çok güzel. Dolmabahçe Sarayı. Saltanahme Camii. Okey. İshak Paşa Sarayı. Çok güzel. Rocky. Hamsi. Izgara. He öyledir öyledir. Nasıl derler sizde? Var ben size bir soru sormak. Yes. Ben var size bir soru sormak dedi. Demedim mi oğlum ben sana İngilizceyi sular seller gibi bilirim diye. He sor sor. Sizde Dolmabahçe Sarayı ne zaman yapmak bitirmek? Valla bizimkiler 3-4 senede yapmak bitirmek. Aa, okey bizde 6 ay da yapmak, finish, bitirmek. Peki, Saltanahmet Camii ne zaman yapmak, bitirmek? Vallahi biz 4-5 yılda falan bitirmişizdir ha. Aa, okey bizde 2 ayda bitirmek, finish. Oha, çiş, 2 ay mı? Okay, yes, 2 ay. Var biz sizden çalışmak, çalışkan olmak. Peki, okay. Boğaziçi Köprüsü ne zaman yapmak? Boğaziçi Köprüsü mü? Boğaziçi Köprüsü Asya Avrupa birbirine bağlamak. Valla kurban. Biz dün İstanbul'daydık, öyle köprü falan görmedik ha. Öyle değil mi lo? Doğru diyorsun Neşo. Bizimkiler demek ki bir gecede yaptılar. Nasıl? Efendim, bu adamın neden bu kadar acil evlenmesi lazım? Merak ediyor musunuz? İşte fikramız. Turan emice, Turan emice. Ne oldu ula? Ne bağırıyorsun? Turan emice, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Mugume'yi kendime isteyelim. Yok devenin nali. Yok nali istemiyorum. Kızınızla evlenmem lazım. Ula oğlum sen manyak mısın? Böyle kız mı istenir? Akşama ananla babanla gel. Akşama verecek misin bana Mugume'yi? He vereceğim. Biri sen benim kız küçük 16 yaşında. Akşama kadar biraz büyüsün. Tövbe tövbe. Ama Turan emice, yarın mesai saatinin bitimine kadar kızınız Mugume'yle evlenmem lazım. Ulan oğlum son ödeme tarihi gelmiş fatura gibi ne bu telaş? Bugün bir falcıya gittim da. Dedi bana ki, karınızın alacağı milli piyango biletine büyük ikramiye vuracak. Ne adamsan yahu? İnsan falcıya inanır mı? Deseydin ki ben evli değilim. Ben de aynı senin dediğin gibi dedim. Ben de inanmıyorum falcıya. O ne dedi peki? O da bana dedi ki, o zaman büyük ikramiye kızı reşit olana kadar babası Turan'a kalacak. Ne? Verdin mi bana bu gibi? Vereceğim vermesine de yarından sonra vereceğim. Nasıl? Efendim, evlenmek üzere olan bizim Yunus, nişanlısının terzi parasından sıkılınca bakalım nasıl bir yöntem uygulamış, izleyin.
Yunus. La selam sabah yok mu oğlum? Kusura bakma Turan abi. Bugün çok sevinçliyim da. Ne oldu ki? Biliyorsun iki gün sonra evleneceğim. Evlenmekten vazgeçtim. Yapma. Kızı sevirdi. Ama evleneceğim kızın her ay 200 YTL terzi masrafı vardı. Ben o kadar parayı nereden bulacaktım? İyi de ne yapacaksan şimdi? Tekrar evleneceğim. Kimin Allah? Evlenmekten vazgeçtim kızın terzisi lan. Ne lan? La buradan bir adam geçti mi? Geçmedi abi. La ben adam değil mi? La buradan bir adam geçti mi? Geçti abi. Sen ona adam mı diyorsan la? Ne diyorsan la? Efendim, rüşvetle kız isteyene ilk defa rastlayırım. Ama bakalım teklif ettiği rüşvet çıbın parasıymış. İzleyin. Nalin amca. Ooo, rüşvettin. Senden çok önemli bir konu konuşacağım. Hayırdır, ne konuşacağım? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızını kendim istirem. Öyle mi? Paket mi olsun, burada mı alırsınız? Bak delikanlı, bu işler o kadar kolay değil. Bir kere benim kızımın hesabında tam 30.000 TL'si var. Kızımı alacak adam da bu paraya sahip olacak. Onun için bu işler o kadar kolay değil. Sami'ydin sen Narin amca. Bir kere ben seni hiç tanımıyorum. Hırlı mısın, hırsız mısın, içkin kumarın var mı, internete giden mi bunları bilmiyorum. Onun için senin hakkında bir araştırma yapmam lazım. Vallahi Narin amca benim hakkımda istesen hiç araştırma yapma. Sana açıktan 30.000 liranın 10.000 lirasını veririm. Ne dedin lan? Efendim, akşama kız istemeye gidecek olan Sülhettin, bakalım kimle prova yapay. İzleyin. Seni o kadar çok sevirem ki hayatım. Her şey o kadar güzel olacak ki. Kurban olurum Yusuf Atan. Hele bir tatlısına. Bu akşam gelip seni babandan isteyeceğim. Diyeceğim ki, bak Temel amice. Kızın beni sevir, ben de kızın sevirem. Gel şu inadından vazgeç. Sevenlerin arasına girme. Sürekli niye böylesin abi ya? Temel amice, akşam kız istemeye gideceğim de onun provasını yapıram. Hayırdır ula, kimin kızını isteyeceksin? Kısmetse senin kızını isteyeceğim Temel amice. Çıkın bakayım lan. Ula Şükretli, sana verilecek kızım yoktu. Çabuk yıkıl karşımda mı gel? Hadi. Temel amice. Bu akşam benim kızı istemeye gelecekler de kızı vermeyeceğim, provası yaparım. Ne? Bak ilova yaktı beni, valla ben şimdi ne yapacağım, ne edeceğim? Vay ben dağlara çıkacağım da kurt yitsin beni vay. Valla ben şimdi ne yapacağım lan? Gareşo selam aleyküm. Ve aleyküm selam Feyzo. Yoldan geçiydim baktım ki ağlıysan, hayırdır ne oldu? Valla hiç sorma Feyzo kurban. Bilirsen ki benim hanım hamileydi. He ula hamileydi. Bunun ağlamanla ne alakası vardır? Ula oğlum iki gün önce benim hanım doğurdu. Hem de 300 doğurdu. 300 mi doğurdu? He valla. Ula bu ekonomik krizde zaten kıt kanaat geçiriz. Ula ben şimdi ne yapacağım lo? Ula hep o hanımın yüzünden o. Hanımın yüzünden mi? Heh. Niye ki lo? Ula oğlum bu hamilelik boyunca eline üç silahşörler adlı bir kitap almış. Kitaba kendini öyle kaptırmış, öyle kaptırmış ki. Ben de dedim ki Gülo, bak kitaba kendini öyle kaptırma. Sonunda 300 doğurursun. Sonunda 300 doğurdu. Vay ben öyleydim vay. Vay ben şimdi ne edeceğim Reşo? Ula Feyzo kurban, bana böyle üzülmene gerek yok ha. Ula oğlum ben sana üzülmeyeyim ki. Ben kendime üzüleyim. Niye Gülo? Bilirsen benim hanım da hamileydi. He biliyorum. Tam 8,5 aydır Ali Baba ve 40 Haramiler adlı hikaye yok ki. Vıyy.
Efendim bakalım Gülhan'ın beyi ne iş yapaymış? Merak ettim, izleyin. Vallahi sizi kutluyorum Gülhan Hanım. Bu yaştan sonra ilkokul diploması alma isteğiniz çok müthiş bir şey. Eğitim şart öğretmen bey. Öğrenmenin yaşı yoktur ki. Vallahi doğru söylüyorsunuz. Bazı insanların sizi görüp örnek alması lazım. Bu dünyadan gitmeden önce öğrenebildiğim kadar her şeyi öğrenmek istiyorum. Olur olur. Maşallah siz bu azimle her şeyin üstesinden gelirsiniz. Verdiğim ödevleri de bir bir yapmışsınız. Sizi kutluyorum. Sağ da zahmet veriyorum. Ama bacağımdaki şu ağrılardan dolayı okula gelemiyorum ki. Yok canım, ne zahmeti. Nasıl olsa ben arkadaki mahallede oturayım. Yahu zaten biz öğretmenlerin görevi nedir? Her koşulda her insana eğitim vermek. Öyle değil. Sağ olasın, sağ olasın. Neyse. Şimdi dün gösterdiğim biyoloji dersinden sizi sınav yapacağım. Birkaç tane soru soracağım. Sor hadi bakalım. Merak etmeyin, çok kolay. Vücudumuzdaki organlarla ilgili. He, sular gibi biliyorum ben o konuyu, sor sor. Şimdi iyi dinleyin, ilk soru geliyor. Akciğerler ne iş yapar? Nefes almamızı sağlıyorlar. Vallahi bravo, bildiniz. Peki mide ne iş yapar? O da yediklerimizi sindirmemizi sağlıyor. Vallahi bunu da bildin. Peki beyin ne iş yapar? O şu karşı apartmanın kapıcılığını yapıyor. Vay!